Selamun aleyküm. Bugün 28 Nisan 2020 Salı günü Gaziantep Karacaahmet'teyiz. Bugünkü konumuz da Cavsak köy sakinlerinden Hasari Çoban yeni Gaziantep'e taşındı. Görüyorsunuz Ramazan ayını öyle güzel bir yerde geçiriyor ki hele bakın nereye girmiş. Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Hasan abi ne yapıyorsun ya? Selam vallahi iyisin. Vallahi güzel yeri bulmuşsun, Allah razı olsun. Ya, polisler beni görmesin. Ben maskemiyorum. Polis gelip saklıyor. Duyuyorsunuz ha, maskesi olmadığı için güzel bir yer bulmuş, orada uzanıyor, yatıyor. Hasan abi nasıl gidiyorsun? Oruç Allah nasıl gidiyor? Allah razı olsun. Dedik ki bugün de seninle bir röportaj yapalım. Evet. Geçen gün senin kardeşin elemanla, memuyla sohbet ettik. Evet. Bugün de inşallah sen mikrofonlarımıza ne söylemek istersin? Yeni Cavsak köyünden Gaziantep'e yeni taşındın. Nasıl burada, güzel mi burada, yapabiliyor musun? Yoksa Cavsak daha mı güzeldi? Senin fikirlerin ne? Ondan sonra bu korona olayı ne diyorsun? Yani bu konuda bizi biraz aydınlat lütfen. Söz sende abi. Biz Antep'e geldik. Antep'e geldikten sonra bu virüs çıktı. Şu evet. Anda işsizlik. Evet. İş de yok. İşte bu hastalıktan dolayı burada perişan olduk. Sanki cezaevinden yolduruyor. Evet. Nasıl olacak yani, bu böyle devam edecek mi, bitecek mi? Senin fikrin nedir? Vallahi o şey hastalığa bağlı. Hastalık biterse zaten bizim işimiz de biter, biz de gidip bir işimizi bulurduk. Şu anda dışarı çıkamıyor. Evet. Geçen gün çocuklar dedi, baba dışarı çıkma. Bana bir balon verdiler, orada şişirdim, patladı. Bu güzeldi ha. Balon, çocuk gibi olmuşlar, balonla uğraşıyor. Başka evde ne yapıyorsun? Yengeye yardım ediyor musun? Ya bir kitap okuyayım, uslanayım, bu sefer telefona bakayım, televizyona bakayım. Ondan sonra... Hiç yengeye yardım ediyor musun? Bana bir balon verin. Balonu verdiler, balonu da... Şişirdim balonu, göm patladı. Mutfağa giriyor mu hiç, yengeye yardım ediyor mu? Mutfağa ya, giriyor mu? Ya yeri süpüreyim değil mutfağa. Yok giriyorum. Yok helal olsun. Ya. İşte örnek bir erkek. Evet, yani hareket yapmak için dolaşayım, ne yapayım? Evet, evet. İşte nasıl? Bu mahalleden memnunsun inşallah, Karacaahmet'teyiz. Gördüğünüz gibi burası çok, Şehit Kamil Nikah Salonu. Evet. Çok mükemmel, bizim mahallemiz çok mükemmel. Mahalle güzel, evet. Hem temiz hem yeşillik, bak nikah salonuna bak. Evet. Her taraf. Yani Cavsak'a geri dönmeyi düşünüyor musun yoksa? Yok, düşünmüyorum da. Yani şu anda bir çalışmayı düşünüyorum. Bir iş bulsam. Evet. Şu anda işi düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Evet. Görüyorsunuz Hasar abinin bulduğu yer ya, müthiş bir yer ya. Hele bakın. Sen nereden burayı buldun? Hele bak ya. Of 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 of. Çok güzel, çok güzel. Ha, dışarı çıkmış, yeni oturmuş ha. Daha önce şurada yatıyordu herhalde. Yeri güzeldi. Polisler de görmez. Tam şurası ana cadde. Buradan polisler geçiyor. O yüzden oraya saklanmış. Sen sınıra takılmıyorsun ya. Senin yaşın daha genç ya. Ha, maske olmadığından dolayı hiç sıkıntı olur diyorsun. Evet. Başka ne demek istersin? Hasar abi şu an bizi izleyenler var. Onlara ne demek istersin? Bizi izleyenlere selamları söylüyorum ben. Aleykümselam ve rahmetullah. Senin evet. O Hacgül'ü, yani senin rahmetli baban hakkında anlatacağın bir, ne bileyim, bir kısa olur, bir olay olur, komik bir şey olur, yok, duygusal bir şey olur. Hiç aklında bir şey var mı? Geçen gün kardeşine gittiğimizde kardeşin şeyi anlattı. İşte en çok beni severdi. İşte ben dedim baba bunların yanında fazla beni sevme, yoksa bunlar beni Hazreti Yusuf gibi kuyuya atar dedi. Ben bayağı güldüm. Sen ne diyorsun? Durum söylemeyip beni de çok sevdi. Yok yok ya. Ya baba der evladın, tabii ki bütün evlatlarını sever. O diyor beni daha çok sevdi. Bizi de çok sevdi yani. Evet. Allah ona rahmet etsin. Biz onu çok severdik. Ondan razıydık. Allah ondan razı olsun inşallah. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yoksa videoyu sonlandıracağım. Ne olacak? Şu anda yani bizim beynimiz de durmuş artık. Ne söyleyeceğimiz var. Çünkü evet. Estağfurullah. Yata yata, otura otura. Evet. Hasar abi koronavirüs olayını yani çok sıkıntı çekiyor ondan dolayı. Yani alışmamış işte evde sıkılıyor. Daha önce de kendisi Cavsak'ta oturuyordu, şimdi şehre de taşındı. Baya bir zorluk şey görüyor. Durmuyorduk. Biz arabanın üzerinde çalıştık mı bir yerde durmuyorduk yani. Evet. Seher daima dolaşıyorduk. Mesela Bozo'ya git, Urfa'ya git, evet. Evet. Onun için evde oturduğumu çok sıkılıyorsun. İyi tamam Hasar abi, ağzına sağlık. İzleyicilerime bir el sala, izleyicilerimize. Allah'a emanet olun. Aleykümselam. Selam söylüyorum. Aleykümselam. Videolarımız devam edecek. Allah'a emanet olun. Allah